Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aslında cam göbeği, burada biraz daha koyu çıkıyor ama daha açık bir cam göbeği, bir yazma üzerine yapabileceğiniz çiçekli bir oya modeli çalışacağız. Dört katlı bükülmüş suni ipeklerle çalışacağım arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu da suni ipek, başka bir markanın suni ipeği bu da. 798'miş. Bu da yine o markanın yeşili. İkisi de hemen hemen aynı arkadaşlar bunlar. İkisi de dört katlı bükülmüş suni ipekler. Bunlarla çalışacağız bugün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yazmamın kenarını kendi rengiyle kıvırdım. Aynı renkten kıvırdım. Yani bu yeşilimle kıvırdım. Şimdi diğer yeşilimle çiçeğimizin oturan kısmını çalışacağım. İpimi bağlıyorum. Şimdi 4 tane zürafa yapacağım. Ona göre araya ip bırakarak çalışıyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum. Tekrar yandaki zürafaya geçerken bir zürafa. 4 tane zürafa oluşturacağım buraya. 4. zürafamı da yapıyorum. Çiçeğin kök kısmını çalışacağım buraya. Bir ayak kısmı çalışacağım. Şimdi 4 taneyi yaptım. İpimi geriye getiriyorum. Buna gözleme işlemi diyoruz. Daha sonra hepsine yine birer kere batarak eksilteceğim. Evet. Bu şekilde. Şimdi tekrar geriye geliyorum. Eksiltiyorum. İki tane zürafam kaldı. Daha sonra geriye doğru geliyorum. Hafif büyük getiriyorum ipimi. Çok büyük değil ama hafif büyük olsun. Daha sonra son zürafamı yapıyorum. Daha sonra her ikisine birden batarak ipimi sağa doğru getiriyorum. Şimdi buraya iki tane zürafa yapıyorum. Daha sonra geriye geliyorum. Baştaki zürafaya batarak arttırma işlemi yapıyorum başta. Birinci ilmekte. Siz ters yönden yapıyorsanız yine ipi geldiğiniz yönde arttırma yapın. İpi geri getirdiğiniz ilmekte arttırma yapın. İkinci ilmekte yaparsanız farklı bir görüntü oluşur arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. İki zürafa yapacağım ama ipi geri getirdiğim ilmekte arttırma yaparak. Bu daha düz durur. Diğeri kıvrılır. Tekrar aynı şekilde. Arttırma yapıyorum. Alt sıra bu şekilde çalışacağım. Dördüncü sıradayım. Yaprak koymadım özellikle çiçeğe. Zaten büyük bir çiçek olacak arkadaşlar. Ağır olmasın daha fazla diye. Evet arkadaşlar, altı sıramı bu şekilde çalıştım. Daha sonra yine ipimi geriye getiriyorum ama aşağıda yaptığım gibi biraz bol. Daha sonra son bir zürafa yapıyorum. Onu da büyük yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Ondan sonra ipimi kesiyorum buradan. Şimdi alttaki
köprüye iniyorum. Bunlara köprü diyorum ben tabir olarak. Şimdi aynısından bir tane daha çalışacağım bu dalın. Evet arkadaşlar, bu şekilde iki tane dalımızı oluşturuyoruz. Şimdi çiçeklerimizi yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sarı ipimi taktım. Bütün iplerde olduğu gibi arkadaşlar esnetiyoruz mutlaka mutlaka. Her ipimizi esneterek çalışmaya başlıyoruz. Şimdi en son yaptığım zürafayı ve ara ipini alıyorum bakın arkadaşlar. İkisini birden batarak bir tane düğüm atıyorum halkanın içine. Daha sonra buraya köprünün içine 7 tane zürafa oluşturacağım. Hafif iri yaparsanız daha rahat olur üst sıraya giderken. Zaten sıkışık olacak şimdi bunlar burada. Evet. Yani çok küçük yaparsanız üst sırada batmakta zorlanabilirsiniz. Evet, 3 4 5 6 ve 7. Sıkışık olsun, yani gevşek olmasın buradaki zürafalarınız arkadaşlar. Yani alttaki zürafa büyük olmasın ki büyük olsun, küçük olsun başlangıç yeriniz. Şimdi bu şekilde çeviriyorum ve ilk zürafama batıyorum. Ama çok sıkıştırın buraya arkadaşlar. Arada boşluk kalmamış gibi olsun neredeyse. Şimdi hepsine birer kere batmaya devam ediyoruz. Tabii iki zürafalık gibi bir aralık olsun. Yani çok sıkı olmasın bunların arası. Evet, bu şekilde ikinci sırayı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Tabii çok sıkışık battığım için biraz karışık gibi görünüyor burası. Zürafalarınızı bulun ve batın. Aralara zürafalarınızı oluşturun. Çok buldum. Geri çevirdim artık biraz da. Evet, şimdi en son zürafama kadar geliyorum bu şekilde. Daha sonra bakın 3, 6, 7. Şimdi 6 tane oldu, pardon. Şimdi yedinciyi de ilk zürafaya batarak yapıyorum. Bakın. Düğümün sağ tarafına getirdim ve bitirdim. Bu şekilde göbeğini oluşturmuş oldum çiçeğin. Şimdi diğer dalıma da aynı şekilde bir sarı tohum kısmı, göbek kısmı çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışarak iki çiçeğimizin tohumunu oluşturduk. Şimdi üstünün çiçeklerini yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi sarı ipin bittiği yere getiriyorum ben genelde. Orada ekler aynı yerde olsun diye. Bitmeden önceki bir önceki zürafaya bağlıyorum ipimi. Daha sonra aynı yere batarak iki tane zürafa yapıyorum.
Biraz önce yaptığım gibi ipimi geriye getiriyorum ve ilk zürafamda arttırıyorum. İkinci zürafada arttırmıyorum. Yani ikinci zürafaya geçiyorum, bırakıyorum. Yine iki tane zürafa. Alttaki dalı çalışırken yaptığımın aynısını yapıyorum arkadaşlar. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Aynı yere batıyorum. Ve ikinci zürafaya geçiyorum. 4 kez yapacağım bunu arkadaşlar. Şimdi 3 kez yaptım zaten. 4. kez aynı işlemi yapıyorum. Evet, bu şekilde 4 sıra bunu çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar ipimi geriye getiriyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Ve o bir tane zürafanın üzerine ipimi geriye getiriyorum. Tam ortasına çekiyorum. Bu şekilde yaprağımı tamamlıyorum arkadaşlar. Evet. Daha sonra ipimi uzatarak aşağıya iniyorum. Ve elimle hafif geriye doğru yatırıyorum ipimi. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Ama burada kör zürafa dediğim bir teknik var benim. Çok minik bir zürafa ile geçiyorum. Sonra bu zürafanın içine de aynı bu yapraktan çalışıyorum. 7 tane zürafanın içine 7 tane yaprak çalışıyorum aynı bir şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi son yaprağımı da yaptım. Bakın, son yaprağım bittikten sonra mutlaka ilk başladığım yere geliyorum. Daha düzgün bir görüntü elde etmek için. Daha sonra ipimi buradan kesiyorum. Şimdi tabii çok buruluyor arkadaşlar bu modeller yaparken. Onun için daha sonra düzeltmeniz gerekiyor. Döne döne yaptığımız için. Şimdi yandaki dalımıza da pembe ipimle çalışacağım. Ve daha önce yapmış olduğumuz bu çiçeğin küçük minik minik çiçeklerden oluşan modelin aralarına yapabileceğiniz bir model. Ve isterseniz ayrıyeten sıralı yapabileceğiniz, bu tip yazmaya sıralı yapabileceğiniz bir model anlatacağım. 4 katlı bükülmüş suni ipeklerle çalışıyorum arkadaşlar. İki farklı markanın ipleri var. İkisi de hemen hemen aynı şekilde. Bunlarla oluşturduğum bir modeli anlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi arayı yapmaya başlayacağım. Zemin rengindeki ipimden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bırakıyorum. 10'uncuya batıyorum. 9'uncuya batıyorum pardon. 9'uncu olsun, çok aralı olmasın. Daha sonra yandaki zürafaya geçerek bir tane köprü oluşturuyorum aslında. Bir tane zürafa oluşturuyorum ama biraz büyük bir zürafa. Sonra yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Bu şekilde. Daha sonra fazla ipimi kesiyorum buradan ki biraz sonra toparlanınca tamamen kaybolsun. Şimdi aynı yere batarak iki tane zürafa yapıyorum. Daha sonra yaptığım zürafanın birincisine geriye geliyorum. Yine aynı yere batarak zürafa yapıyorum.
Tekniğimiz bu zaten, bu oyadaki tekniğimiz. Sonra ikinci zürafaya geçiyorum. Tekrar ilk zürafaya geriye geliyorum. Aynı yere batarak arttırıyorum. Ve ikinci zürafaya geçiyorum. Bu şekilde iki yaptığınızda yamulmaz arkadaşlar. İkinci zürafada arttırırsanız yamulur oyanız. Bu daha düzgün gider. Şimdi 3 oldu. Dördüncü kez yapacağım. İsterseniz 3'te de bırakabilirsiniz. Daha küçük olsun derseniz. Ben 4 sıra yapacağım. 2'yi. Ondan sonra yine ilk zürafama geriye geliyorum. Ve ikinci zürafaya geçiyorum. Ve son zürafanın içine geriye gelip yaprağımı tamamlıyorum ve karşıya çok çekiyorum ki daha düzgün olsun. Sonra ipimi uzatarak alttaki köprü dediğim kısma iniyorum. Bu şekilde. Şimdi yine aynı yere batarak bu yapraktan bir tane daha çalışıyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Üzerine geriye geliyorum ve başta arttırıyorum. Evet arkadaşlar, ikinci yaprağı da aynı şekilde çalıştım. Yine aynı yere batarak iki tane zürafa yapıyorum. Üç tane yapacağım bu dalda. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü yaprağımı da yaptım aynı şekilde ve mutlaka aşağıya inerek bitiriyorum hepsi aynı görünsün diye. Evet, bu şekilde bir tane ara yaprağımızı tamamlamış olduk. Şimdi diğer renklerde de aynı şekilde çalışacağız. Evet arkadaşlar, şimdi normal yeşil ipimi aldım. 3, 5 tane ara veriyorum çünkü büyük bir model. Sonra tekrar, pardon, arada bırakmıyorum. Zürafam büyük yapıyorum köprü olsun diye. Daha sonra tekrar içine gelip iki tane zürafamı yaparak aynı şekilde çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yeşilimizi de yaptık. Daha sonra pembe ipimizi alıyoruz. Yeşille ben pembeyi çok yakıştırdım. Bu cam göbeği yeşille. 3-5 tane ara bırakıyoruz. Siz biraz daha fazla bırakabilirsiniz isterseniz. Ya da dediğim gibi sadece bu şekilde aralar sıralı boya yapabilirsiniz aralardan. Şimdi pembemizi çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışarak modelimizi tamamladık. Siz isterseniz araya çiçekler koyabilirsiniz. İsterseniz de sade olarak çalışabilirsiniz bu şekilde. Çalışabilirsiniz bu modeli. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımızı beğeniyorsak beğeni atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.